Millet İttifakı'na dair bir siyasi partiye ait dair bir analiz yayınlandı. Reuters Haber Ajansı, İngiltere merkezli Ali Babacan'la ilgili önemli bir analize yer verdi. Şimdi biliyorsunuz Millet İttifakı'nda çokça tartışmalar vardı. Cumhurbaşkanı yardımcıları ne görev yapacak? İşte bakanlar kimlerden seçilecek ve nasıl seçilecek? En çok oy alan mı bakan olacak gibi tartışmalar söz konusu. Ekonominin başına kim geçecek sorusu vardı. Ona dair Reuters analiz yaptı ve Ali Babacan'ın ekonomi ekonominin başına geçeceğini söyledi. Ekonomi deyince tek bir kelime hatırlamamız gerekiyorsa aklımıza tek bir kavram gelmesi gerekiyorsa o da güven. Güven, güven, güven. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olası yeni hükümette ekonominin başına geçmeye hazırlanıyor. İddianın sahibi Reuters haber ajansı. Millet İttifakı'ndan üst düzey yöneticiler ajansa konuştu. Buna göre Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Babacan, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört, her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin. Reuters'a konuşan Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yönetici, Babacanın yöneteceği bir sistemde önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde bağlanacağı bir yapı oluşturulacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye bölünebilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda Merkez Bankası ve Para Politikaları Kurulu'nun bağımsız olacağını belirten CHP'li bir yetkili, siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Perkisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor dedi. Reuters'ın analizinde ayrıca Millet İttifakı'nın Merkez Bankası Başkan adayının da hazır olduğu vurgulandı.